Kanal F ekranlarına bir kez daha mutlu akşamlar. Yayınlarımız devam ediyor. Artık seçimlere burada 10 gün gibi bir zaman kaldı. Bugün yine ikinci konuğumuz vardır. Çok değerli bir konuğumuz. Cumhuriyet Halk Partisi Akçakale Belediye Başkan Adayı Sayın İsa Güçlü. Aynı zamanda akademisyenlik ünvanı da vardır. Onu da unutmayalım. İsa Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ferhat Bey. Nasılsınız, çok sağ olun. İyisiniz? Hürmetler, hürmet, saygılar, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok şükür, hamdolsun. Devam ediyor işte. Siz nasıl seçim heyecanını alanlarda yaşıyorsanız, biz de ekranlarda yaşıyoruz. Şimdi tabii ki biz İsa Güçlü'nün kim olduğunu biliyoruz, tanıyoruz. Fakat belki de olur ya, ekranları başında sizleri tanımayanlar olabilir. İsa Güçlü kimdir? İsa Güçlü'yü tanıyalım. İsa Güçlü 1983 doğumlu, Akçakale'de 1983 yılında doğmuş. İlk ve orta öğrenimini Akçakale ilçesinde, lise öğrenimini Şanlıurfa'da, yüksek öğrenimini de Mersin ve İstanbul illerinde tamamlamış. Yüksek lisansını, doktorasını Mersin illerinde tamamlamış bir kardeşiniz. İlk defa 2007 yılında Sağlık Bakanlığı'nda kamu bürokrasisinde göreve başlamış. 3 yıl Başbakanlık'ta Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü yapmış. En sonunda öğretim görevlisi olarak çalışırken ihraç olmuş bir kardeşiniz. KHK'lı bir akademisyenim ben. Evet. Akçakaleliyim. Genel olarak bu. Evet. Peki, işte akademisyensiniz ama siyaset dediniz. Neden siyaset? Neden siyaset? Güzel bir soru. Ferhat Bey, şöyle. Şimdi asırlar önce yaşamış Platon diye bir filozof var, bilirsiniz, herkesin bildiği, okumuş, mürekkep yalamış, hemen herkesin bildiği. Bizim İslam kaynaklarında da Eflatun olarak ismi geçen ve kimi İslam alimlerine göre de peygamber olabileceği söylenen Eflatun, asırlar önce şunu söyler. Siyasetle ilgilenmeyen aydınları der, bekleyen korkunç bir akıbet vardır. O da cahiller tarafından yönetilmek. Maalesef aydın insanlar, duruş sahibi olan insanlar siyaset zemininden çekildikleri için siyaset zemini biraz amiyane olacak ama sizden de bizi takip eden seyircilerden de özür dileyerek çapsız ve kifayetsizlere kaldı. Duruşu olan, aydın olan, bilinçlenme ve aydınlanma sürecini tamamlamış entelektüel birikimi olan insanlar siyaset zemininden çekildikleri için siyaset biraz çünkü bedel ödemeyi göze almayı gerektiren bir süreç olduğu için insanlar konforlu alanların dışına pek çıkmak istemeyebiliyorlar. Öyle olunca da işte zemin kifayetsizlere ve çapsızlara kalıyor. Kifayetsizlerin ve çapsızların da hüküm sürdüğü bir toplumda, bir coğrafyada ayaklar baş oluyor, başlar ayak oluyor. Yani bugün biz siyasete girdiysek, ben İsa Güçlü olarak siyasete talip olduysam, bölgedeki kısır siyaseti gördüğüm için, bizim çobanlığımıza, bizim toplum mühendisliğimize soyunmuş insanların, insanın merkeze alan, insanların hayatına dokunan siyaset üretemediklerini gördüğümüz içindir. Maalesef yani ben bulunduğum birçok yerde dile getiririm bunu. Yani Akçakale olarak da, Şanlıurfa olarak da, Türkiye olarak da sahip olduğumuz potansiyeller itibariyle hak ettiğimiz yerde değiliz. Marka değeri çok daha yüksek olması gereken bir ilçeyiz, bir şehiriz, bir ülkeyiz. Maalesef. Evet. Yani çünkü bugüne kadar gelenler siyaset yapmamış, politika yapmış. Biz gerçek manada siyaset yapacağız. Gerçek manada. Siyaset, şimdi tabii bilinçlenme ve aydınlanma sürecini tamamlayamamış toplumlarda kavram kargaşaları çok olur. İnsanlar çok siyasetle politika arasındaki ayrımı bilmiyor. Ben gerçek manada siyaset yapacağım. Siyasetçi olacağım, politikacı olmayacağım. Siyaset, gerçek manada siyaset, bir tanımlama yapmak gerekirse şüphesiz bir sürü farklı tanımlama yapılabilir ama benim nazarımda, şahsı nazarımda siyaset adanmaktır, adanmışlıktır. Değer yaratmaktır, fark yaratmaktır, farkındalık yaratmaktır. İnsanı merkeze alan bir şiarla, bir şuurla
daha yaşanılır, daha müreffeh bir memleket, bir toplum inşa etmektir. Kimsenin kimseyi tahkir etmediği, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kimsenin kimseye parmak sallamadığı, herkesin kendini değerli, onurlu, özel hissettiği bir memleket, bir toplum inşa etmektir. Özellikle de toplumun her kesiminin hayatına dokunabilmektir. Özellikle de dezavantajlıların, kadınlardır, çocuklardır, yaşlılardır, engellilerdir, kader mahkumlarıdır, uyuşturucu bağımlarıdır, sokak hayvanlarıdır. Bunları kuşatan ve kapsayan bir anlayışla yaşanılır bir toplum, yaşanılır bir dünya inşa etmektir. Maalesef bugüne kadar benim bölgemde gördüğüm insanlar, kendini siyasetçi diye takdim eden insanların politikacı olduklarını gördük. Politika yaptıklarını. Politika ne? Amaca giden, her yolu mubah gören, memleketin ikbali peşinde koşmaktansa kendi kişisel ikbali peşinde koşan, kendi çıkar ve menfaatlerinin peşinde koşan insanlardır politikacı olanlar. Ben bugüne kadar memlekette, kendi bölgem özelinde söyleyeyim, gerçek manada bugüne kadar bir siyasetçi görmedim. Bugün ben size bakın 35-36 tane proje hazırladım ben. Memleketle ilgili, bölgemle ilgili. Hazırladığım projelerin hepsi de kendi bölgemde gördüğüm eksiklikler üzerine. İhmal edilmiş, görmezden gelinmiş kesimler. Bu kesimlerin hayatını kolaylaştırmak üzerine projeler geliştirdik. Gönül isterdi ki bizden önce bu işe talip olan insanlar bu projeleri gerçekleştirmiş olsunlar ve bu memleketi daha yaşanılır, daha müreffeh, zamanın ruhuna uygun, içinde yaşayan insanların yaşamaktan keyif aldığı bir memlekete dönüştürebilselerdi. Ama maalesef, şimdi Türkçe'de bir deyim vardır, namazda gözü olanın kulağı ezanda olur derler. Bugüne kadar gelenlerin namazda gözü olmamış. Ben size çok acı bir şey söyleyeyim Ferhat Bey. Benim memleketimde aday tanıtım toplantısında ilk defa ben burada canlı yayında bunu dile getiriyorum. Kendi partililerim bile bunu bilmez. Aday tanıtım toplantımız vardı Ankara'da. Genel başkanımıza ben bir şeyler eğildim, kulağına bir şeyler söyledim. O aday tanıtım toplantısında biz takdim edilirken şunu söyledim. Çocuklarının salıncakta sallanma duygusunu, kaydırakta kayma duygusunun ne olduğunu bilmediği memleket Akçakale'nin adayıyım ben. Yani bizim çocukluğumuz salıncakta sallanma ve şu anki çocuklar da öyle büyüyor. Emin olun, şu anki çocuklar da öyle büyüyor. Salıncakta sallanma duygusunun ne olduğunu bilmeden, kaydırakta kayma duygusunun ne olduğunu bilmeden büyüyor çocuklarımız. Yani benim ikinci öğretimde öğrenim gören bir gencim Harran Üniversitesi'nde akşam saat 8'de 9'da dersten çıktığı zaman Akçakale'ye gidemiyor. Toplu taşıma da yok. Bugüne kadar gelenler hiç düşünmemiş. İhmal etmişler. Benim atama dönemlerinde bir tane öğretmen evi var memlekette. Bir kamu misafirhanemiz yok. Atama dönemlerinde, özellikle öğretmen atama dönemlerinde ben aylarca gidiş geliş Urfa merkezden Akçakale'ye gidiş geliş yapan öğretmen arkadaşlar biliyorum. Barınacak yer yok. Karı koca çalışıp küçük çocukları olan, çocuklarını bırakacakları bir kamu kreşi olmadığı için memleketten annesini, kardeşini Akçakale'ye getirtmek zorunda olan insanlar biliyorum. Yabancı memurlar özelinde. Çocuğunu bir dershaneye göndermek istese göndereceği bir dershane bulamayan insanlar biliyorum. Yani sürüyle problemimiz var. Birazdan projelerden ben bahsedeceğim. Değer ve fark yaratmak adına, memleketin prestijini ve marka değerini artıracak projelerimizden biraz bahsedeceğiz. Yani niçin siyasete girdiniz, belki uzun bir mesele. Şey oldu. Evet, durum bu. Yani siyasete girme nedenimiz, dediğimiz gibi, bugüne kadar gelenlerin kısır siyasi anlayışları ve merkeze kamu menfaatini, memleketin ikbalini değil, kendi çıkar ve menfaatlerini koymalarıdır. Yani bakın, iki tane şu an bölgede bilinen aday var.
Bir de bizim bölgede şöyle bir şey var. Şöyle bir sosyoloji var Ferhat Bey. Şark aşiretleri ve Garp aşiretleri diye bir ayrım var. Neden? Yani bilmiyorum. Ben ta küçüklükten böyledir. Akçakale-Urfa yolu esas alınır. Yolun batısındaki aşiretler, yolun doğusundaki aşiretler. Ve bunlar sürekli birbiriyle de böyle seçim süreçlerinde, esnaf odası, şoförler odası, STK'ların seçimlerinde birbirlerine hasım olurlar. Birbirlerine hasıma, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlar. Maalesef öyle. Sonrasında? Bir şey değişmiyor. İster Şark'ın adamı kazansın, ister Garp'ın adamı, bir şey değişmiyor. Şimdi iki tane aday var, tamam mı? Herkesin bildiği. İkisi de sözde bu Şark ve Garp ayrımından şikayetçi olduklarını söylüyorlar ama ben bu konuda dürüst olduklarına asla ve asla inanmıyorum. Çünkü bundan besleniyorlar. Bundan besleniyorlar. Şark bloğundaki kışkırtıcı bir söylem, Garp bloğundaki insanların konsolide olmasını ve Garp'ın liderinin etrafında daha çok toparlanmalarını sağlıyor. Garp bloğundaki kışkırtıcı ve manipüle edici bir söylem, Şark bölgesindeki, Şark bölgesini temsil eden, bu arada ben de Şark aşiretleri mensubu biriyim. Normalde mensup olduğum aşiret itibariyle. Durum bu Ferhat Bey. İsterseniz tabii ki içiniz dolu biliyorum. Evet. Ben ondan sustum biraz. Dedim bekleyeyim yani içinizi boşaltasınız. Söyleyecek çok şey var. Heybemiz dolu. Doğrudur. Zamanımız yetekçe siz artık anlatırsınız. Seçim çalışmalarına gelelim. Seçim çalışmalarınız nasıl geçiyor? Çünkü bulunduğunuz bölge Arap hükmünün olduğu, Arapların çoğunlukta olduğu bir bölgedir. Tabii ki aşiretlerin olduğu bir bölgedir. Evet. Seçim çalışmaları orada sizinle birlikte başka partinin adayları da vardır. Herkesin bir çalışması var sonuçta. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ferhat Bey şöyle, biz uzun zamandır sahadayız zaten. Tabii ben feodalitenin etkilerinin iliklere kadar hissedildiği bir yer orası. Ve maalesef benim mensubu olduğum partiyle ilgili çok olumlu bir şey yok. Bir algı, bir izlenim yok bölgede. O yüzden dezavantajlıyız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Akçakale gibi bir yerde siyaset yapmak ateşten gömlek giymeye eşdeğer. Yani ben söyleyecektim. Ben dilim varmadı. Akçakale nire, CHP nire derler. Ya şey olacak ama inanın eğitim seviyesi yükseldikçe dışarıya çıkan, burada iş alanları bulamadığı için, istihdam alanları bulamadığı için dışarıya çıkan, dışarıda farklı ideolojiden insanlarla, farklı yaşam tarzından, farklı meşreplerden insanlarla tanıştıkça bizim buranın genci buradaki ezberleri bozulmaya başlıyor ve mukayese etmeye başlıyor, karşılaştırmaya başlıyor. Dünyanın Akçakale'de gördüğünden ibaret olmadığını görmüş oluyor. Ya bu tür insanlarla özellikle dışarı çıkmış, eğitim alanında da biraz kendini yetiştirmiş, mürekkep yalamış insanlarla iletişim kurabilmemiz daha kolay. Evet. Ha, biz şimdi şöyle mevcut adayların yaptığı tek şey fotoğraf siyaseti. Seçimden seçime seçmeni hatırlayan, tamam mı? Seçime yaptığı da seçim döneminde yaptığı yatırımı seçmenin başına kakan. Yani bakın adam, vatandaş geliyor yol istiyor. Kum istiyor, mucur istiyor. Bunun üzerinden siyasetçi vatandaşı tahkir ediyor. Ya arkadaş, sen o vatandaşı yol dilenmek zorunda bırakıyorsan bu senin ayıbın. Bu senin hizmet üretmediğinin, bugüne kadar bu insanların hayatına dokunmadığının kanıtı. Yani senden istiyorsa anasının ak sütü gibi helal olan şeyleri istiyor. Senden yol istiyor. Kışın çamura saplanmamak istiyor. Yazın toz toprakta boğulmamak istiyor. Bunun üzerinden vatandaş tahkir ediliyor. Vatandaş satılık, vatandaş hain. Seçimi kazandıkları zaman, yani keşke gönül isterdi ki burada ben bütün rakiplerime de söylüyorum. Hatta kameraya bakayım, buradan kameraya karşı söyleyeyim. Akçakale'den aday olan kimler varsa, belediye başkan adayı olan, hodri meydan diyorum, yüreği yeten, geçmişte yaptıklarına inanan, güvenen,
vizyonuna, çapına, ufkuna, eğitimine, entelektüel birikimine güvenen varsa buyursun gelsin oturalım. Memleketin masaya yatıralım. Memleketin aşmazlarını ve çıkmazlarını konuşalım. Memleketin içinde bulunduğu hal ile ahvali konuşalım, tartışalım. Bugüne kadar ne yapmışlar? Bu memleketi daha yaşanır kılmak adına ne yapmışlar? Ancak fotoğraf siyaseti yaparlar. Siyaseti düğün dernek gezmekten, taziye gezmekten o şekil gören bir anlayış. Taziye ve düğün gezmekten öteye geçemeyen bir siyasi anlayışın bu memlekete vereceği hiçbir şey yok. Evet. Yani özür diliyorum, ekleme daha yapayım. Mevcut adaylardan birini söyleyeyim. Bütün derdi, imanı aşirete reis olmak. Aşirete reis olabilmesi için de o belediye başkanlığı makamına ihtiyacı var. Çünkü belediye başkanı olduğu zaman daha geniş kitlelere ulaşabilecek. Söz hakkı daha fazla olacak. Aynen öyle. Ve geçmişin revanşını almak. Geçmişin revanşını almak. Diğer aday, güçlü aday maalesef beklentilerin çok çok altında kaldı. Kendisinden çok daha büyük beklentilerimiz vardı. Memleketi bir marka şehir haline getirme noktasında beklentileri karşılayamadı. O da türlü iddiaların göbeğinde belediyeyi aile şirketine dönüştürdüğü yönünde çok ciddi iddialar var. Kendi yakınlarından, akrabalarından belediyede aktif görevi olmadığı halde personele mobbing uygulayan ve her türlü işleyişe müdahale ettikleri yönünde ciddi iddialar var. Onunla da ilgili söylenen nedir? İşte aday olmasının nedeni seçimi kaybederse kendi döneminde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin ortaya çıkması. Evet. O yüzden bir ihtimal ben aday olayım. Peki şimdi projelere yok geleceğim de ben şimdi şöyle bir şey bu konunun alakalı. Çalışmalar da, dediniz ya. Ya ben çalışmalara da ben evet. Şöyle şimdi yine oraya geleceğim yine aynı konu üzerindedir. Şimdi tabii ki siz dediniz ki ben dedim ya hani şey CHP nerede? İşte Akçakale neresi? Şimdi kabul etmek gerekir. CHP'nin yani milletvekilleri dönem dönem seçimlerden, genel seçimlerden önce de Şanlıurfa'ya geldikleri zaman Harran'ın, Akçakale'nin sorunları en çok dile getiren milletvekillerinden birisi. Bunu kabul etmek gerekir. Evet. İster partiyi, CHP'yi seven olsun, ister sevmeyen olsun. Böyle bir gerçeklik vardır. Artı yani siz tabii ki bunları yaparken peki CHP'yi Akçakale'de sevdirebildiniz mi? Şimdi benim hayallerimden biri de partimle vatandaşımı barıştırmak. Evet. Yani o bizimle ilgili olan olumsuz algıyı, intibayı dağıtmak, yok etmek ve partimle bölge insanımı barıştırmak. Yani buna dönük sürekli argümanlar üretiyoruz, stratejiler üretiyoruz, gittiğimiz her yerde de anlatıyoruz. En çok aldığımız eleştiri partimizin din düşmanı olduğu, dine karşı olduğu. Biz de ısrarla gittiğimiz her yerde bakın, bizim partimiz dine karşı değil kardeşim. Ama önce şunu yapmak lazım. Demin kavram kargaşaları aydınlanamamış toplumlarda kavram kargaşalarından bahsettim ya. Yani bugün bir dindarla dincinin önce bir tanımını yapalım. Dindar kim? Dindar hayatını, yaşamını Allah'ın emir ve yasaklarına göre tanzim etmeye çalışan kişidir. Ve böylesi insan baş tacıdır. İster Hristiyan'ın dindarı, ister Müslüman'ın dindarı, hangi inancın dindarı olursa olsun her dindar baş tacıdır. Bir de dinci var. Dini kendisine sermaye yapmış, din üzerinden insanları manipüle eden, insanları istismar eden ve suistimal eden anlayıştır. Yani bizim partimiz, bizim partimizin dindarla bir kavgası yok kardeşim. Dinciyle kavgası var. Ve bu kavga sadece bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavgası olmamalı. Toplumun her kesiminin dinci anlayışla mücadele etmesi lazım. Kavga etmesi lazım. Yani bugün dinci anlayışın ülkeyi nerelere sürüklediği, nerelere getirdiği ortada Ferhat Bey. Şimdi ben bu konuda size bir katkı sunayım. Tabii şimdi ben burada bu kurumda değil başka bir yerde çalışırken şöyle bir anı vardır. Onu size dile getireyim. Çalışanımız vardı, bayandı, başörtülüydü. Geldi, dedi ki Ferhat Bey dedi, babam ne diyor biliyor musun? Kızım getir hele bu akşam seçimlerde bir gün var.
getir son namazımı kılayım. Ondan sonra yarın demiş ezan da okunmayacak. Çünkü seçimler olacak. CHP kazanırsa ezan da okunmayacak. Ondan sonra yarın senin müdürün de senin başını açacak. Dedi geldi bana böyle söyledi babam. Getir kızım iki rekat namaz kılayım. Şimdi düşün insan, yaşlı bir insan kafasında bu yerleşmiş. Şimdi o günden bugüne yani İstanbul kaybedildi. Ezan sustu mu İstanbul'da? Susmadı. Başörtüsü açıldı mı? Açılmadı. Yani ben de onu söyleyeceğim. Katkınız için teşekkür ederim Ferhat Bey. Yani bugün Ankara CHP'nin elinde, İstanbul CHP'nin elinde, Mersin CHP'nin elinde, Antalya CHP'nin elinde. Yani buralar CHP'nin elinde diye orada yaşayan insanların boyu mu kısaldı, şerefi mi azaldı? İsteyen istediği gibi yaşadı. Ya da CHP camilerin önünde durdu da insanların camiye girişini mi engelledi? Yani bunlar dinci, az önce sizin örneğini verdiğiniz insan, o dincilerin ürettiği argümanların tesirinde kalmış ve kendisine dayatılan algının esiri olmuş insanlar. Evet. Maalesef. Evet. Ama eğitim seviyesi yükseldikçe, inşallah bu algı da değişecek. Şimdi ben tabii süreyi hatırlatayım. İyi kullanmanız açısından. Teşekkür ederim. Şöyle teşekkür bir ederim. 25 dakikamız falan, bir 20-25 dakikamız süremiz vardır. İsterseniz projelerinizi anlatın. İşte partiye katılımlar varsa. Şeyi söyleyeceğim ben, demin yarım kaldı. Çalışmalar. Ferhat Bey. Evet. Şimdi fotoğraf siyaseti yapmayacağız. Saha gezilerimiz oluyor. Ev ziyaretlerimiz oluyor. Bundan sonra evelallah biz seçimi kazanalım kazanmayalım hiç önemli değil. Yılın 365 günü biz siyaset yapacağız. Siyasetin içinde olacağız. Siyaset yapacağız ama politika yapmayacağız. İnsanımın özellikle buna dikkat etmesini istiyorum. Politika ayrı, siyaset ayrı. Siyaset yapacak, siyasetçi olacak. Bu memleket, yine söylüyorum. Yani bakın orada aşiretçilik deniyor. Aşiretin namusu, insanları manipüle etmek için o kadar kirli söylemler üretiliyor ki Ferhat Bey. Yok aşiretin namusu, yok kaybedersek şöyle olur, böyle olur. Ya arkadaş, Peygamber Efendimiz Muhammed ümmetiyiz ya, Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabileciliği yasaklamıştır. Mesela kabilecilikse eğer, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Bilal-i Habeş gibi bir köleyle değil, amcası Ebu Leheb'le beraber yol yürümesi lazımdı. Meseleye hak batıl meselesi olarak bakmak lazım. O zaviyeden bakmak lazım. Bu anlayış bizi ileri taşımaz. Taşımaz yani. Taşımadığını da gördük. Taşımadığını gördük. Ya proje siyaseti yapalım. Vizyon siyaseti yapalım. Sosyal belediyecilik yapalım. Halkçı belediyecilik yapalım. Yani ben duruş olarak, anlayış olarak her türlü kimlik siyasetini reddediyorum Ferhat Bey. Etnik köken üzerinden yapılan siyaseti de reddediyorum. Mezhep üzerinden yapılan siyaseti de reddediyorum. Din üzerinden yapılan siyaseti de reddediyorum. Yani kuşatıcı ve kapsayıcı olması mümkün değil. Bakın Akçakale özelindeki özellikle memleketin namusu, aşiretin namusu diyen insanlara şunu söylüyorum ben, rakiplerime özellikle. Yahu kardeşim, bunu sakın bu dediğim yanlış anlaşılmasın. İzleyicilerimizden yanlış anlamamalarını istirham ediyorum bu konuda. Bakın Araplar, ben bir Arabım köken olarak, etnik köken olarak. Türk vatandaşıyım ama Arap kökenliyim. Urfa'nın %40-45 nüfusunu oluşturuyor. Mevcut iktidar partisinin oy deposu Akçakale, Harran ve Eyübiye. Yani Arapların yoğun olduğu yer. Benim Akçakale'de şu an kurtarıcılığa soyunmuş kelli felli siyasetçilerim yapabiliyorlarsa şu memleketin Arapların Urfa merkez siyasetinde söz sahibi olabilmelerini sağlasınlar. Temsil noktasında hak ettikleri yere gelmesini sağlasınlar. Net rakamını bilmiyorum ama yanlışım varsa düzeltin. Urfa Büyükşehir Belediyesi'nde 39 tane daire başkanı ve genel müdür var. Arap kökenli olanların sayısı 2. Yalnız rica ediyorum seyircilerimizden, bunu sakın ırkçılık olarak görmesinler. Sadece temsil noktasında hak ettiğin yerde olma zaviyesinden baksınlar meseleye. İktidar partisinin benim bölgemden de seçilen Hikmet Başak milletvekilimiz kaçıncı sıradan çıktı? 7. sıradan mı 8. sıradan mı?
Urfa nüfusunun yarısını oluşturacaksınız Araplar olarak. Ama iktidar partisinin size atfettiği değer, 8. 7. mi 8. sıradan listeye girmek. Yapabiliyorsanız bunu yapın. Sağda solda fotoğraf çektirerek olmuyor siyaset. Düğün, taziye, dernek gezerek olmuyor siyaset. Projelere geçelim isterseniz. Tabii ki, projeleri ben projelere geçelim. Şimdi 35-36 tane proje hazırladık. Ben hızlı hızlı zamanımız bilmiyorum. Verimli de kullanmak şöyle açısından. Şöyle bir 20 dakikamız vardır yani. Evet. Bir 5 geçeye kadar. Ferhat Bey bakın benim ilçemde konaklama noktasında ciddi sıkıntım var. Ben notlarını da aldım. Bunları paylaşalım tek tek. Sizin katkı sunmak isterseniz de arada tabii ki, şey yapabilirsiniz. Konaklama noktasında sıkıntılarım var. Ha şunu söyleyeceğim. Hazırladığımız projelerin hepsi gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir projeler. Bunu herkesin dikkat kesilmesini rica ediyorum, istirham ediyorum. Hayal satmayacağız. Zaten ben gittiğim yerde insanıma hep şunu söylüyorum. Ben size hayal satmayacağım. Umut tacirliği yapmayacağım. Gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir projeler. Biz bunları hayata geçirdiğimiz zaman bütün Türkiye'nin konuştuğu bir ilçe inşa etmiş olacağız. Yani ben zaten bir dönem için istiyorum. Bir dönem için istiyorum şey olmayı, belediye başkanı olmayı. Ama o bir dönemlik belediye başkanlığı döneminde yaptığımız projeler, üreteceğimiz kuşatıcı ve kapsayıcı siyaset ile, yarattığımız değer ve fark ile bütün Türkiye'nin konuştuğu bir memleket olacağız. Ben bu dönem kendimi ispatlayıp gerçekleştirmek ve daha yüksek yerlere gelmenin gayesindeyim. Ferhat Bey, yani biz ülke yönetmeye talibiz. İsa Güçlü olarak ben ülke yönetmeye talibim. Bağlı bulunduğum partide parti politikalarına yön veren bir konuma talibim. Bir göreve talibim. Ülke siyasetine yön veren, ülke ekonomisine yön veren bir göreve talibim. Görevlere talibim. Yoksa 5 yıl burada belediye başkanlığı yap, ondan sonra gelen diğer adayla başkanlık kavgasına girişecek değilim. Projelerden şey yapayım. Konaklama noktasında sıkıntımız var. Ferhat Bey, biz gelir gelmez 80 ya da 100 yataklı bir kurum misafirhanesi, 3 yıldızlı otel konseptinde bir kurum misafirhanesi yapmayı düşünüyoruz. Ha tabii oturacağız, işin paydaşlarıyla bu işi konuşacağız. Şimdi siyasetçi zevahiri kurtarmanın derdinde olmamalı. Bir planlama yaparken 30-40 yıl sonrasının da ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte planlama yapmalı. Amacımız günü kurtarmak olmayacak. 80 yataklı mı olur, 100 yataklı mı olur, oturulur, işin paydaşlarıyla konuşulur, bir kurum misafirhanesi yapacağız. Benim sağlıkçı mı gelmiş bölgeme geçici görevle? Orada konaklayabilecek. En az 3 yıldızlı otel konseptinde olacak bu misafirhanemiz. İçinde VIP odaları olacak, tek kişilik odaları olacak ve 2 kişilik odaları olacak. Yemekhanesi olacak. İçinde ondan sonra sinevizyona uygun konferans salonu olacak. Ve bunu kar amacı gütmeyen kuruluş mantığında yapacağız. Sadece masraflarını çıkarabilecek kadar bir ücret belirleyeceğiz. Dışarıdan gelen insan orada konaklayabilecek. Bu kolluğun bir görevlisi olabilir. Polis asker olabilir. Bu sağlık çalışanı olabilir. Bu öğretmen olabilir. Bu turistik amaçla geziye gelmiş biri olabilir. Bu konuda ciddi bir eksiğimiz var. Böyle bir şey, kurum misafirhanesi projemiz var. Ondan sonra ikinci projemiz belediye sosyal tesisler çatısı altında bir restoran düşünüyoruz. Özellikle bu projeyi geliştirirken ben köyden gelen, kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelen iş için kurumlara işini halledip dışarıda yemek yemekte zorlanan, tamam mı? Zaten hayat pahalılığı malum. Ve özellikle yabancı memurların, artık bekar memurların, ya fast food ürünleri yemekten, pizza, döner, dürüm yemekten bıktık, ya sıcak sulu ev yemekleri yiyebileceğimiz bir yer olsa, gastronomi merkezi diyebilecekleri, evet. Mesela bunu İstanbul Büyükşehir Belediye'miz yaptı. 13 tanesi hizmete girdi. Kent lokantaları adı altında bu hizmet devam ediyor. Amaç, Ekrem Başkan'ın amacı bunu 40'a tamamlamak. 4 çeşit yemek 40 liraya veriliyor. Yani yine burada amacımız vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak, hayatına dokunmak ve memleketin prestij değerini artırmak.
projelerimizin ortak özellikleri. Evet. İnsanımızın hayatına dokunmak, memleketin prestij ve marka değerini artırmak ve istihdam yaratmak. Biz hazırladığımız projeler hayata geçirdiğimiz zaman ortalama 500 kişiye biz istihdam sağlamış olacağız. Böyle 80-100 yataklı bir misafirhaneyi az önce söyledim ya. Buna resepsiyonist lazım, güvenlikçisi lazım, kat temizliğini yapacak elemana ihtiyaç var. Yemekhanesinde çalışacak insana ihtiyaç var. Dolayısıyla bu istihdamdır. Ha, dışarıda vatandaş 1.000 lira mı konaklamış? Bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim masraflarımızı, elektriği, suyu, çalışanların maaşı, sigorta primini çıkaracak kadar bir ücret belirleyeceğiz. Sadece kar amacı gütmeyen kuruluş mantığında. Evet. Amacımız insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak. Şeyde de öyle mesela, o restoranda da öyle. LED'li, spotlu, ferah, göz estetiğine hitap eden, damağa hitap eden, keseye hitap eden, cebe hitap eden bir restoran yapmak. Bu ikinci projemiz. Üçüncü projemiz 15 dönümlük, yani 15 bin metrekare alan üzerine kapalı bir sera projem var Ferhat Bey. Üstüne güneş enerji panelleri kuracağız ve biz burada tabii belediye ötesinde bir tane kooperatif kuracağız. Evet. Kooperatifin başına memleketin ziraatçı çocuklarından, ziraat mühendisi olan kardeşlerimizden birini getireceğiz. Yılın 365 günü biz yaş sebze meyve üretimi yapacağız ve bir proje içerisinden 6 tane proje, bakın şu sera projesi içerisinden 6-7 tane proje çıkar şimdi. Her mahalleye semt pazarı kurup tanzim satış noktaları kuracağız ve ürettiğimiz zaten özellikle temel sebzeyi esas alacağız. Domates, patlıcan, salatalık, biber, kabak, özellikle bunları yetiştireceğiz. Tanzim satış noktaları üzerinden vatandaşımıza ulaştıracağız. Ha, kırsal mahallelere, marketlere isteyen olursa onlara da maliyetine vereceğiz. Domatesi biz 5 liraya mı mal ettik? 5 liraya sunacağız vatandaşımıza. Patlıcanı 6 liraya mı mal ettik? 6 liraya vereceğiz. Amacımız burada kar etmek değil. İnsanların yaşamına dokunmak. Ha, bir de şey yapacağız burada, aynı bu kooperatif çatısı altında özellikle sebze kurutmaları, patlıcandır, biberdir, domatestir, bamyadır, bunları da yetiştirip özellikle turistik otellere, turistik bölgelere ve büyük metropollere satışını yapıp bundan da gelir etmek gibi, gelir elde etmek gibi bir niyetimiz var. Bu projede çalışacak kişi sayısı Ferhat Bey, ortalama 200 kişi. İşin uzmanı olan arkadaşlarla konuştuğum zaman 15 dönümlük kapalı sera projesinde çalışacak kişi sayısı ortalama 200 kişi. Ondan sonra engellere dönük bir mavi şeritli nakil ambulans projemiz var. Sizin Allah göstermeniz göstermesin evde engelli yatalak bir hastanız var. Periyodik aralıklarla ayda bir hastaneye tahlillere, kontrole gitmeniz gerekiyor. Arayacaksınız. Tabii bu ambulansa memleketin atanamamış sağlıkçı çocuklarından iki erkek iki kadın alıp istihdam edeceğiz. Arayacaksınız belediyeyi. Gelip sizi evinizden alacak, sizi arka kabine alacak, kendisi de yanınıza binecek. Sizi hastaneye, doktora götürecek, muayenenizi yapacak. Tahlile sizinle beraber gidecek. Görüntülemeye, filme sizinle beraber gidecek. Sonra ilacınızı alacak, götürüp sizi evinize bırakacak. Engelli, yatalak, hastası olanların bu şekilde de hayatına dokunmayı düşünüyoruz. Bakın akşam 5 oldu mu, hava kararmaya başladığı zaman Akçakale ile Urfa arasındaki irtibat kesiliyor. Yani ne büyük şehir ne ilçe belediyesi bu konuda ulaşım noktasında, toplu taşıma noktasında bugüne kadar kendisine bir misyon üstlenmiş, bir inisiyatif almış değil. Biz 4 tane son model klimalı otobüs alacağız. Sabah 6'dan başlayacak, saat başı akşam 5'e kadar, saat 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, akşam 5'e kadar saat başı devam edecek. Saat 5'ten sonra da saat 6'da, 8'de, 10'da ve 12'de şey olacak. Karşılıklı Akçakale-Urfa arası sefer olacak. Benim işçim İstanbul'da çalışan genç kardeşim İstanbul'dan otobüse bindi. Akşam 10'da Urfa otogarına indiği zaman Akçakale'ye dönebilmek için otobüs bulacak. İkinci öğretimde okuyan öğrencim saat 9'da dersten çıktığı zaman Akçakale'ye dönebilecek. Yabancı memurum geldi aracı olmayan, gündüz işlerini halletti, belki Urfa'da kaldı, bir Balıklı Göl'de çay içmek isteyecek. Belki bir sinema yapmak isteyecek, alışveriş merkezinde gezmek isteyecek. Zaman baskısı altında ezilmeyecek. Zaman baskısı altında ezilmeyecek. Akşam hava karardı, bir an önce yetişeyim demeyecek. İsterse saat 10'da da dönebilecek. Böyle bir projemiz var. Ha, bu projede bakın şehit yakınlarına, birinci derece şehit yakınlarına ücretsiz yapacağız bunu. Gazilere ve birinci derece yakınlarına ücretsiz yapacağız.
öğrencilere yarı yarıya, sembolik bir düşüş değil de, bir indirim değil de, yarı yarıya bir indirim yapacağız, engellilere ücretsiz yapacağız ve 7 yaşına kadar çocuklu olan annelere de ücretsiz yapacağız. Ben 10 dakikamız falan kaldı, bir süreyi hatırlatayım ki tamam, siz süreyi tamam, iyi kullanmak tamam, açısından. Teşekkür ederim. Göreve gelir gelmez bedensel engelli kardeşlerimize akülü şarjlı arabalar şey yapacağız, dağıtacağız. Tamam mı? Bu şekilde de kısa mesafelerde insanların dışarı çıkmalarını sağlayacağız. Geçen bu projeyi konuşurken bir arkadaşım Harran İlçe Belediye Başkanı'nın bu projeyi gerçekleştirdiğini söyledi. Tebrik ediyorum. Düşünmüşse eğer bunu ve hayata geçirmişse gerçekten takdire şayan. İnsanların hayatına dokunmak dediğimiz şey bu işte Ferhat Bey. Nüfusu 1000'den fazla olan kırsal mahallelere halı saha ve çocuk oyun alanları kuracağız. Ha bunu gerek belediye bütçesinden, belediye bütçesinin yetersiz kalması durumunda UNICEF gibi, Dünya Bankası gibi, Avrupa Birliği hibe fonları gibi farklı kuruluşlardan ve sponsorlar üzerinden gerçekleştireceğiz. Mutlak surette bunu gerçekleştireceğiz. Belediye bütçemizin %1'ini ya da 2'sini duruma göre konuşacağız. İşin paydaşlarıyla dışarıda öğrenim gören öğrencilere burs olarak vereceğiz. Ve her dönem başı 3.000 ya da 5.000 belediyenin gelirine göre kırtasiye ve giyim yardımı yapacağız. Yani ben şeyin derdiyle de dertleniyorum Ferhat Bey. Yırtık ayakkabısıyla okula gitmekten utanan, arkadaşlarından bunu gizlemeye çalışan çocuğumun, gencimin, öğrencimin derdiyle de dertleniyorum. Giyecek belki eşofman takımı olmadığı için beden dersinin gelmesini istemeyen öğrencimin de derdiyle dertleniyorum. Ondan sonra kültür merkezine bir sinema salonu projemiz var. İnşallah onu hayata geçireceğiz. Vizyon filmlerini oynatamasak bile en azından şunu istiyorum. 3D çizgi filmleri, çizgi film animasyon filmlerini çocuklara seyrettirmek, okullara davetiye gönderip çocukların o sinema ambiyansını, havasını yaşamalarını istiyorum. Geldiklerinde de ücretsiz meşrubat ve patlamış mısırlarını biz şey olarak, ikram olarak bulunacağız. Ondan sonra yerli ve yabancı çalışan, karı koca çalışan memurların çocuklarını bırakabilmeleri için bir kamu kreşi. Bu konuda da şeyi söyleyeyim, hakkını teslim edelim. Abdülhakim Ayhan zamanında bu kamu kreşi açılmıştı, doğrudur, yapılmıştı doğrudur. Ve maalesef mevcut belediye başkanı kapatıldı. Özel Dönüşüm Koleji adı altında bir okula dönüştürüldü. Ve bu şekilde de özellikle yabancı memurlar cezalandırıldı. Abdülhakim Ayhan'ın da burada hakkını teslim etmiş olalım. Mehmet Yalçınkaya'yı da eleştirmiş olalım. Bakın genç ve dinamik nüfusumuz var. Neredeyse bizim orada her gün düğünler oluyor. Bir düğün salonu yapacağız. Modern, ferah, 1000 kişilik kır bahçesi de olan, LED spotu olan, platformları olan, içinde berberi, içinde kuaförü ve içinde fotoğrafçısı olan bir düğün salonu projemiz var. Bunu yaparken de yine kar amacı gütmeyen kuruluş mantığında sadece masrafını çıkaracak kadar bir ücret belirleyip kiraya vereceğiz. Bu söylediğim projelerin hepsini de belediye olarak işleteceğiz. Birilerine peşkeş çekmeyeceğiz. Ondan sonra hem biz çalışacağız hem diğer kurumları çalışmaya zorlayacağız. Bakın elektrik nakil, enerji nakil hatlarını, şu elektrik direkleri ve elektrik telleri yok mu? Bunların hepsini merkez mahalleler için yer altına aldıracağız. Böyle bir şeyimiz var. Akçakale'ye modern bir otogar yapacağız. Bugüne kadar gelenler yapmadı. Geçen rakiplerimizden biri proje paylaşıyor. Ben 3 ay önce de bir televizyon programında bunu paylaşmıştım. Bugün aklına gelmiş. 10 yıl belediye başkanlığı yaptı, aklına gelmemiş, şimdi aklına gelmiş beyefendinin. Ondan sonra 150 taneye yakın şeyimiz var, galericimiz var memlekette, şehrin farklı yerlerinde konuşlanmış. Onları bir araya toplayacağız, galericiler sitesi yapacağız Akçakale'de. Bunu da geçen proje olarak paylaştı. Halı saha projemizi de geçenlerde paylaştılar. Oturmuşlar, benim programı seyretmişler sağ olsunlar. İlgiyle de takip ettiklerini anlamış oluyoruz bu şekil. Benim anlattığım projelerin hepsini proje olarak 5-6 gün önce paylaştılar. Kendi sayfalarında paylaştılar. Halk ekmek fabrikasını getireceğiz Akçakale'ye inşallah. Maliyetine ekmek satışı yapacağız vatandaşımıza. Onun dışında geliyorum. Gıda bankası kuracağız Ferhat Bey. Saate de bakıyorum. Gıda bankası kurup sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kart vereceğiz. Ve bu kart ile istedikleri yerlerden de alışveriş yapabilecekler. Ondan sonra Akçakale'de Akçakale Belediyesi çatısı altında bir dershane kuracağız. Bu dershanede de şey yapacağız. Her branştan hocamız olacak, memleketin atanamamış, iş bulamayan öğretmenleri. Matematikçisi, kimyacısı, fizikçisi, Türkçecisi, tarihçisi, coğrafyacısı. Her branştan YKS'ye, LGS'ye, KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimize dershanecilik. Şimdi sağ olsun mevcut belediye başkanımız bir etüt merkezi kurmuş Akçakale'de.
kültür merkezinde bunu şey diye pazarlıyor insanlara. Dershane kurduk diye. Dershane değil, etüt merkezi. Etüt merkezi ne? Evde, yaşadığı evde ders çalışma imkanı bulamayan insanların gidip ödevlerini yaptıkları yer. Biz gerçek manada, profesyonel manada bir dershanecilik yapacağız. Ve bu özellikle kırsal mahallelerden bu dershaneye gidecek öğrenciler için de Akçakale Belediyesi bünyesinde bir yurt oluşturacağız. Onların barınma sorunu. Çünkü ulaşım imkanları olacak. Kırsal uzak mahallelerden gidip gelmeleri problem olacağını düşünerek bir yurt kuracağız. Ondan sonra bir hayvan pazarı projemiz var. Benim vatandaşım orada Akçakale Harran'da hayvancılık yaygın olarak yapılıyor. Benim insanım saat 3'ten gecenin 3'ünden çıkıyor geliyor buradaki hayvan pazarına gelebilmek için. Akçakale'de bir modern hayvan pazarı, içinde kesimhanesinin de olduğu, Kurban Bayramı'nda da kurban kesim yeri olarak kullanılabilecek modern bir hayvan pazarı projemiz var. Hem Akçakale'ye hem Harran'a bu hizmet vermiş olacak. Ondan sonra memleketimize bir tane hava deposu ve buz fabrikası kuracağız ve hem vatandaşımızın hem esnafımızın şeyine sunacağız, hizmetine sunacağız. Bugüne kadar hiç açıklamadım ama uzun zamandır aklımda olan bir otçul hayvanlardan oluşan bir hayvanat bahçesi projem var Ferhat Bey. İçinde atlar, içinde develer, ceylanlar, tavus kuşları, farklı tür tavuklar, farklı tür koyunlar, içinde dekoratif havuzların olduğu, ördeklerin yüzdüğü, gazların dolaştığı, at ve deve binme sürme parkurlarının olduğu bir yaşam alanı, bir hayvanat bahçesi projemiz var. Onun dışında bakın yapmak istediğimiz şeylerden biri şeyde ilçe merkezimizde şu an ciddi manada bir trafik sorunu var. Oturacağız bununla ilgili bir ulaşım planı hazırlayacağız. Artık belli bölgelerin yayalaştırılması mı, araçlara kapatılması mı olur? Belli saatlerde araç girişine kapatılması mı olur? Girişinin ücretli olması mı olur? Otopark yapmak mı olur? Bu konuda da bir ulaşım planı hazırlayıp devreye sokacağız. İhalelerimizi herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde yapacağız. Evet. Belediye başkan odasının, makam odasının kapısı olmayacak. Mesai saatleri içerisinde de belediye bünyesindeki bütün birimlerin kapısı açık olacak ve kapatılması yasak olacak. Onun dışında bakın her ay okullarda bilgi yarışmaları, satranç turnuvaları, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerimiz olacak. Biz bunları finanse ve sübvanse edeceğiz. Bu şekilde de sürekli öğrencilerimizi bilime, spora, sanata teşvik etmiş olacağız. Böyle bir projemiz var. Onun dışında kooperatifçiliği getirmek istiyoruz. Bölgemizde gecikmiş bir şeydir bu. Urfa da bu konuda çok zayıf. Yani et süt kooperatifi olur, baklagil ve baharat kooperatifi olur, yaş sebze meyve kooperatifi olur. Kooperatifçilikle bölgemizi tanıştırmamız lazım. Kooperatif hem üreticiye danışmanlık hizmeti verir, tohum desteği verir, pazar bulur, aracılık yapar. Tanıştırmamız lazım. Urfa bugün Türkiye'nin en fazla sulanabilir arazisine sahip. Bütün Türkiye'yi, bütün hatta Orta Doğu'yu, belki Avrupa'yı doyurabilecek imkanlara sahip, potansiyellere sahip ama maalesef bu potansiyelleri çok aktive edemiyoruz. Bizim varsa milletvekillerimiz maalesef. Milletvekilleri profiline baktığınız zaman kendi danışmanlarına hazırlattıkları metinleri bile meclis kürsüsünden okumaktan aciz, milletvekilleri beni temsil ediyor. Ben bunlardan utanıyorum, tenzih ederim bu konuda kendi partimin milletvekilini. Milletvekilinin vücut bulmuş hali Mahmut Tanal'dır bu memlekette. Ve özellikle de bölgemin hem oy alamadığı halde bizim bölgenin de en çok sorunlarını dile getiren kişi Mahmut Tanal. Şöyle bir iki dakikamız kaldı. Tamam. Camisi ve taziye evi olmayan her köye cami ve taziye evi yapacağız. Şehir içi ulaşımını 3 farklı güzergah yapacağız. Onun dışında Adnan Menderes ve TOKİ bölgesine belediye sağlık ocakları kuracağız Ferhat Bey. Ve onları Sağlık Bakanlığı'na devredip ivedilikle açılmasını sağlayacağız. Her çocuğumuzun bir enstrüman çalabildiği ve yabancı dil konuşabildiği sanat ve dil atölyeleri kuracağız inşallah. Okuyan, düşünen, sorgulayan ve değer yaratan bir nesil için de bir kütüphane kuracağız. Zengin bir kütüphane, farklı içeriklerin olduğu ve çay ikram edeceğiz. Sokak hayvanlarını unutmayayım. Sokak hayvanları için barınak oluşturacağız Ferhat Bey. Bunu çok önemsiyorum ben. Kısırlaştırmadır, mama teminidir, veteriner takibidir. Modern çünkü sadece bizim değil bu dünya. Aynı zamanda can yoldaşlarımızın. Bakın dışarı gittiğiniz zaman Ferhat Bey... Sokak hayvanların insanlardan ürkmediğini görürsünüz. Maalesef bizim burada çok hunharca ve çok zalimce, gaddarca davrandığımız için hayvanlar bile bize yaklaşamıyor. Modern bir barınak merkezi, ondan sonra sokaklara mama ve suluk şey yapacağız. Kadınlar ve erkekler için spor salonu, kültür merkezimiz bunun için müsait. Ayrı ayrı spor salonları yapacağız.
gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir meslek edindirmeye yönelik eğitim ve sertifika programları yapacağız. Çağdaş ayakları yere sağlam basan ve ne istediğini bilen ruhu olan bir medeniyet inşa etmek, toplumsal bilinci yükseltmek, düzenli ve sistematik olarak da kendi alanında otorite olan insanların, tamam mı, katılımıyla söyleşiler, çalıştaylar, paneller, seminerler düzenleyeceğiz. Affınıza sığınarak son bir şey vardı, onu da söyleyeyim. Şöyle bir yarı dakikamız kaldı çünkü sizden sonra konuğumuzu alacağız. Şey yapacağız, değer üretmek adına biz dışarıdan Türkiye İhracatçılar Meclisi, TÜSİAD, MÜSİAD, meslek odaları, bilim insanlarını davet edeceğiz. Şehrimizin yerli müteşebbislerini toplayacağız. İstihdamı geniş bir alana yayacağız. Ben bunu çok önemsiyorum. Bakın benim bölgemde 30-40 tane çırçır fabrikası var ve sadece yılın belli dönemlerinde istihdam üretiyor. Evet. Yani bugün buğday yetişiyorsa bu bölgede, benim bölgemde bir bisküvi fabrikası niye olmasın? Bir makarna fabrikası niye olmasın? Bir un fabrikası niye olmasın? Bunların hepsi olabilir. Bu konuda da insanları teşvik edeceğiz. Bununla ilgili çalıştaylar düzenleyeceğiz. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola, sizden de seyircilerimizden de değerli katkılarınız için ve ayrıca insanıma hitap edebilme ve ulaşabilme imkanı bana tanıdığınız için size ve ekibinize de çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Yüzde Siyaset'in sonuna geldik. Bizden ayrılmayın. Bir konuğumuz daha vardır. Ben yayında ve yaptığımda emeği geçen arkadaşlarım adına şimdilik hoşça kalın diyorum.